Merhabalar. Bir gün cep telefonu almaya gittiğinizi düşünelim. Cep telefonunuzu değiştireceksiniz ve girdiniz bir elektronik mağazasına, telefonu aldınız, hadi eyvallah deyip çıktınız. Nasıl olurdu arkadaşlar? Hiçbir para falan ödemediniz. Veya bir restorana gittik, yemek yemeye. Gittik, yemeğimizi yedik, ayağa kalktık, hadi eyvallah dedik, gittik. Olabilir mi? Olamaz. Ama biz üniversiteye hazırlanırken bunun olmasını istiyoruz. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar, hayatımızda yaşadığımız her şeyin, yaptığımız her şeyin, bize sağlanan her şeyin bir bedeli var. Ama biz bu bedel olmadan üniversiteye girmek istiyoruz. Doğru mu? Hiçbir sınav olmasın istiyoruz ve biz istediğimiz her yere girelim istiyoruz. Hayatımızın hangi anında böyle bir şey var? Telefon alırken bedelini ödüyoruz, yemek yerken bedelini ödüyoruz. Ben şimdi buradaki bulunduğum mekanımdan kalkıp evime gitmek istesem belli bir yolu yürümem gerekiyor. O yolu yürümeden, onun bedelini ödemeden eve ışınlanamıyorum. Hayatımızda her şeyin bedeli varken, belli bir bedelinin ödenmesi gerekiyorken, neden üniversite sınavında hiçbir üniversiteye girişte hiçbir bedel olmasını istiyoruz? Bunu hiç düşündünüz mü? Zaten ders çalışamama sebebimiz en büyük anlamda bu bedeli kabul etmememiz. Bunun olmamasını istememiz ve söylediğimiz şey ne? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sınav yok. Sanki dünyanın her yerini biz araştırdık, bütün sınav sistemlerine baktık ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sınav olmadığını öğrendik. Halbuki öyle değil arkadaşlar. Sistemi incelerseniz şöyle bir araştırın. Dünyanın hemen hemen her yerinde üniversiteye giriş için belli özel şartlar var. Dünya üzerinde arkadaşlar yüksek öğrenim belli kıstaslara bağlıdır. Özel ayrıcalıklı bir eğitimdir ve bu eğitimi almak istiyorsanız kesinlikle bunun bedelini ödemeniz gerekir. Yazın Rusya üniversiteye giriş sistemi, Japonya üniversiteye giriş sistemi. Hatta bazı ülkelerde üniversite sistemi tamamen paralıdır. Parasız okumak isteyenler veya parası olmayanlar yıllarca bunun için para biriktirirler veya kredi çekerler ama hayat boyu bir ev parası gibi, bir mortgage gibi bu parayı öderler. Örneğin Amerika'da olduğu gibi. Halbuki bizde hala hazırda sosyal bir devlet statüsünde olduğumuz için pek çok devlet üniversitesi parasız bir şekilde bu eğitimi vermektedir. Ve dünyanın pek çok ülkesine göre çok çok daha iyi bir durumdur bu. Öncelikle bunu bir kafamızda iyice netleştirelim, hazmedelim. Üniversiteye girişin bir bedeli vardır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Öyle elini kolunu sallayarak üniversiteye girebildiğin hiçbir yer yoktur arkadaşlar. Bunun bedelini ödemek istiyorsak da bunun bedeli ders çalışmaktır. İyi bir ders çalışmayla bu bedeli ödeyip üniversitelerde de istediğiniz bölümlere girmenizi temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olun. Videolarımı da beğenin.